Ha, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi şu örnek 9'da kalmış. Evet, örnek 9'da kalmıştık. Örnek 9'u anlatmadan önce arkadaşlar bir kısmı size belirtmek zorundayım. Çünkü ona bir altyapı oluşturun. Şimdi size burada arkadaşlar simetri kavramını anlatacağım. Neymiş simetri? Simetri ne demek? Şöyle bir çizelim bakalım. Şu silmesi kadar zevkli bir şey yok arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş yok ediyorsunuz ya, böyle süper bir şey. Diyorsunuz ki bu fizikçidir, ne yapsa yeridir. Biz de arkadaşlar işte böyle yani, biz malum yaş 40'tan sonra artık özgürlüğe ulaşıyoruz yani, değil mi? Şimdi arkadaşlar bak, bu levhanın kütle merkezi O noktası. Tamam mı? Şuradan ne kullanalım? Şu sarıyı kullanalım bakalım. Şuraya K noktası diyelim. İşte ya şuraya da rakamlar vereyim. 1 diyeyim, 2 diyeyim, 3 diyeyim, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar, siz burada şu K levhasını çıkarsanız, K levhasını çıkart. Yok ettin ya, burada mesela bu yok. Sen kütle merkezinin gene burası olmasını istiyorsun, tamam mı? Yani şu O noktası olmasını istiyorsun. Ne yapman lazım? Nereden bir parça çıkartman lazım? Düşünün bakalım, şunu ben bir çizeyim. Ne yaptık ha? Tekrar söylüyorum. Bak, K levhasını çıkarttınız. Arkadaşlar, kütle merkezinin yerinin değişmemesi için bakın nereden parça çıkartmamız gerekiyor? Şuraya yazalım. Arkadaşlar bak, burada simetri kavramı var. Bak, simetri nasıl bulunur? Şimdi bunun kütle merkezi neresi? Burası değil mi? Bu sistemin şey, bunu K'nın kütle merkeziyle sistemin kütle merkezi arkadaşlar şöyle birleştirilir. Buna eşit olacak tam diğer uzaklıkta, eşit uzaklıktaki tam zıt tarafındaki, yani şu 8 numaralı parçanın ne yapılması lazım arkadaşlar? Çıkartılması gerekiyor. Anlaştık mı? Bak, bir tane daha. Arkadaşlar, şuradan mesela L parçasını çıkarttınız. Şimdi sen L parçasını çıkarttın. Kütle merkezinin değişmemesi için, bakın kütle merkezinin değişmemesi için nereden parça çıkartmam lazım? L'nin tam simetriğinden arkadaşlar. Bak, 4'ten bir parça çıkartmam gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Simetri dediğimiz olay bu. Bak, tekrar da şuradan bir tane daha şey yapalım. Mesela şuradan arkadaşlar bir S parçası çıkartırız. Bak, S parçası. Kütle merkezinin değişmemesi için, kütle merkezinin değişmemesi için nereden parça çıkartmanız lazım arkadaşlar? Birden parça çıkartmanız gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bak, birden. Galiba biraz yavaş yavaş anlıyoruz, değil mi? Mesela sen şuradan U'dan bir parça çıkarttın. U'dan bir parça çıkarttın. Arkadaşlar, kütle merkezinin değişmemesi için nereden bir parça çıkartman lazım? 7'den bir parça çıkartman lazım. U için ne yaptık arkadaşlar? 7. Hadi bakalım, bir de kırmızıyı kullanalım. Pekala. Şöyle bir P'den bir parça çıkarttık. P'nin simetri neresidir o zaman arkadaşlar? Söyleyin bakalım. Söyleyin. Neresiymiş arkadaşlar? 6. Anlaştık mı arkadaşlar? Demek ki şöyle biraz üste alayım. Bak, bir üste alayım. Siz arkadaşlar şöyle bir kareniz var. Bak, tekrar bir daha çiziyorum. Bunun kütle merkezi O noktası. Siz şu U'dan bir parça çıkartırsanız arkadaşlar, bunun kütle merkezi neresiymiş arkadaşlar? Direkt, bak direkt. Hemen şöyle hesaplıyorsun, şöyle çaprazdan. Neresi olur arkadaşlar? Bak, burası olur. Yani şu parçayı çıkartman gerekiyor. Ya da tam tersi. Şimdi sen bu U'ya bir parça esen, U'ya bir parça esen, kütle merkezinin değişmemesi için tam onun simetriğine buraya da bir parça eklemen lazım. Bak, tekrar. Şuraya bir parça ekleseniz arkadaşlar, bunun kütle merkezinin değişmemesi için onun tam simetriği, tam buraya da ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bir parça eklemeniz gerekir diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu simetri olayını anladık. Şimdi arkadaşlar, bir de bunun gıcık tip soruları vardır, tamam mı? Gıcık tip sorular var. Bir de ondan bahsedeyim size. Onu da anladığınız anda zaten olay çözülüyor. Bir dakika, şunu açık bir renkle yapalım ki. Gençler, keyifler nasıl keyifler? Fizikte aranız nasıl gidiyor? İlk yazılar nasıl? İnşallah bu beni dinledikten sonra zayıf falan aldım demeyin, tamam mı? Yani ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Araştırırım, böyle zayıf alanın canına okurum ha, ona göre. Duydunuz mu? Haydi bakalım.
Şimdi arkadaşlar, şunun kütle merkezi burası değil mi? Tam o noktasın. Mesela soruda arkadaşlar, şuradan bir K parçası, şuradan da bir tane L parçası birlikte çıkartılıyor. Şimdi bizim öğrencimiz hemen arkadaşlar şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Heh. Şimdi öğrenci şunu düşünüyor arkadaşlar. Diyor ki hocam, sen buradan K ve L'yi çıkarttın ya. İşte K'nın simetriği neresi? K'nın simetriği. Neresi arkadaşlar K'nın simetriği? 6 mı? 6. L'nin simetriği neresi arkadaşlar? 3. He, ben diyor, sen diyor 6 K ve L'yi çıkarttıysan, ben de diyor 6 ve 3'ten birer parça çıkartırım. Kütle merkezi değişmez diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar bakın. Eğer siz bu şekilde arkadaşlar, şuradan 3, buradan da 6'yı çıkartırsanız bu sistemin kütle merkezi gene aynı kalır. Değişmez. Ama arkadaşlar bu bir Sazan şıkkıdır. Bunun değişik seçenekleri de vardır. Şimdi siz burada 3 ve 6'yı çıkarttınız ya. 3 ve 6'nın ortak kütle merkezi neresi arkadaşlar? Burası mı? Bu şu anlama gelir. Kütle merkezi burası olacak şekilde iki parça çıkartmanız gerekiyor. Yani bak şimdi, yani bak. Arkadaşlar şu 4 ile, bak şimdi 4 ile 5'in de bileşkesi burasıdır. Aynı yerdir. Başka ne yapalım? Mesela bordo. Şu 2 ile arkadaşlar 7'nin de bileşkesi burasıdır. Öyle değil mi? Bak tam burası. Şu 1 ile 8'in de bileşkesi burasıdır. He, o zaman arkadaşlar 6 ve 3 olur. Bakın 6 ve 3'e bir şey demiyoruz. Olur. Başka ne olabilir mi? Söyle bakalım. 3 ve 6 da olabilirmiş. Başka ne olabilirmiş? 4 ve 5 de olabilirmiş. Başka ne olabilirmiş? 1, 8, 1 ve 8. Ve arkadaşlar 2 ve 7. 2 ve 7. Başka var mı? Baya atladıysak kusura bakmayın. Bunlar olabilir arkadaşlar. Bakın 2 ve 7. 2 ve 7 şu oluyor. 1 ve 8 bu oluyor. 6 ve 3 bu oluyor. 4 ve 5 bu oluyor. 3 ve 6 ne oluyor? 3 ve 6. Heh. 3, 4, 5, 6. Zaten üstte de var aynısı ya. Diyorum burada sanki bir fazlalık var. Anlaştık mı arkadaşlar? Galiba anlaştık. Güzel. Şimdi şu sorumuza bir geçelim bakalım. 9 soru ne diyor? Şimdi soru diyor ki arkadaşlar, özdeş kare bölmelerden oluşmuş düzgün ve türdeş bir levhadan K bölmesi çıkartılıp M bölmesinin üzerine yapıştırıyor. Arkadaşlar bakın, eğer sen buradan K bölmesini çıkartıyorsan, sistemin kütle merkezinin değişmemesi için nereden parça çıkartman lazım? Şu sağ taraftan. K'nın simetri nedir arkadaşlar? Burası T'dir. O zaman çıkarılacak parça ne olur arkadaşlar? T olur. Bak cevap zaten kendiliğinden çıktı. Sonra devam edelim. Sen türdeş bir levhadan K bölmesi çıkarılıp M bölmesinin üzerine yapıştırılıyor. Arkadaşlar, sevgili gençler bakın. M'nin üzerine bir parça ekledin. Sistemin kütle merkezinin gene burası olabilmesi için nereye parça eklemen lazım? M'nin simetri neresi arkadaşlar? R'dir. Bakın T ve R cevap Edirne olur. Anlaştık mı? Süpersiniz ya. Harika. Şimdi bakın. Örnek 10. Şimdi ne demiş? Düzgün ve türdeş kare levhanın kütle merkezi 10 noktasıdır. Nerede kütle merkezi? Burası mı? Hı, burası. Levhadan 1 ve 2 numaralı parçalar birlikte hangi iki parça daha çıkarılırsa 1 ile 2 çıkartılıyormuş. Arkadaşlar bakın. Gözünü 4 açacaksın, tamam mı? Bakın. Şu 1 numaralı parça bu değil mi arkadaşlar? Birin simetri neresi olur arkadaşlar? Bakın. Birin simetri neresi olur? Dikkat et. Neresi olur arkadaşlar? Ne olur değil mi? Bakın. Hayır mı? Evet mi? Tabii ki hayır. Tekrar bir daha söyleyeyim. Onun simetri arkadaşlar orası olamaz. Neden olamaz? Çünkü bizim simetri tanımımızda ters. Bunun kütle merkezi burası ya. Bak sistemin kütle merkeziyle birleştiriyorsun. Nereye tekabül ediyor arkadaşlar? M'ye denk geliyor. Yani arkadaşlar şöyle kırmızıyla mı çizelim? Hadi kırmızıyla çizelim. Ya da mavi oldu. İşte arkadaşlar budur bakın. Bu, bak şu parça, bak şu parça, şu parçanın simetriğidir arkadaşlar. Bu şu demek. İkisinin de kütle merkezi burasıdır arkadaşlar. Tamam. O zaman arkadaşlar ikinin simetri neresidir? Şöyle dikkat et bakalım, ikinin simetri neresidir? L midir? Tabii ki hayır. K'dır arkadaşlar. Anlaştık mı? Şunu tekrar bir daha söyleyeyim. Siz anlamadınız bunu. Anlamadınız. Hoca sen biraz karıştırdın dediniz ama neyse. Arkadaşlar bak, birin simetri M'dir. Tam bak özdeş. Onu katlasam bunların ortak kütle merkezi burası yapar. Pekala. İkinin simetriyi onu da kırmızıyla yapalım. Bak ikinin simetriyi şöyle dikkat et. Şöyle. Heh.
Bunun simetriği de arkadaşlar x'in kütle merkezi burasıdır. Demek ki 2'den parça çıkartıyorsanız k, 1'den parça çıkartıyorsanız m. Cevap ne olur arkadaşlar? K ve m olur. Anlaştık mı? Yine bir sorumuz daha var. Eşit karelere bölünmüş düzgün türdeş LFA'nın kütle merkezi 10 noktasıdır diyor. Tamam. LFA'dan şekildeki taralık karelerle birlikte hangi ikisi daha çıkarılırsa kütle merkezi yine o olur demiş. Taralı kareler neresiymiş arkadaşlar? Şu L'nin üstü. Şu L'nin üstü. Bir de neresi arkadaşlar? Şu çapraz değil mi? Bu taralı kısımlar burası. Taralı kısımlar burası arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi diyor ki LFA'dan şekildeki taralı karelerle birlikte harflerle belirtilen karelerden hangi ikisi daha çıkartılırsa kütle merkezi yine O noktası olur. Arkadaşlar, sevgili gençler bakın. Şu renk gümbüşümüzü kullanalım. Şu parçanın arkadaşlar bak şu parçanın simetri neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Bu parçanın simetri orası. O onu dengeler. O zaman bu şu parçayı bir çıkartacağım. Pekala, pekala. Şu parçanın gene arkadaşlar şu parçanın kütle merkezi neresi? Burası değil mi arkadaşlar? Buradan da bunu çıkartacağım. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi o zaman arkadaşlar şu ikisinin ortak kütle merkezi neresi? Bak şimdi ona bakacağız. Tam burası değil mi arkadaşlar? Tam şurası. Çünkü çıkartılması gereken parça birisi bu, birisi de şu arkadaşlar. Şu pembeyle taradığım kısımlar. Anlaştık? Pekala. Kütle merkezi burası olan kimler var arkadaşlar? Bak kimler var? Şöyle dikkat edin bakalım. L ile N var. L N var mı şıklarda? Yok. Ya da arkadaşlar K ile P var. Bak K ile P'nin kütle merkezi tam orası olur. K ile P var mı arkadaşlar? Var. Demek ki cevaplar ya KP ya da bakın ya da LN de olabilirdi. Aman dikkat edin, tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda böyle bir soruyu tipini unutmuşlar. Yani şimdi biraz sonra testlerde çıkacak. Hocam sen bunu anlatmadın. Niye bize bunu soruyorsun? Ya şu soruyu aradan bir çıkartalım. Ondan sonra da çözeriz. Ağırlıkları demiş arkadaşlar bakın. PP, 2P olan cisimler şekildeki bir yerleştiriliyor. Tamam, tamam. Sistemin ağırlık merkezi neresidir diye sormuş. Bu tip sorularda bakın. Şu 2P ya. Bu da P. 2P, P'nin kaç katı arkadaşlar? 2 katı mı? Bak bu bir adım gelirse gençler bu 2 adım gelir. Bunların orta kütle merkezi burası olur. Kaç P olur pekala? 3P olur. Aferin size. Şimdi bu 3P şu da ne arkadaşlar? P değil mi? Arkadaşlar 3P P'nin kaç katı? 3 katı değil mi? Bu bir adım gelirse bu kaç adım gelir arkadaşlar? 3 adım. O zaman sistemin kütle merkezi neresi oldu arkadaşlar? L noktası oldu. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bir de şu sorularla ilgili şu 11 ya da 9 gibi sorularla ilgili bir de şu tip sorular var. Şimdi onu nereye yapalım? Ha biraz kenara çekelim. Şimdi onu bilir de arkadaşlar şöyle sorabiliyorlar. Bakın. Nasıl o? Adamlar mesela şöyle kareyi çiziyor yine. Adamlar şöyle kareyi çiziyor arkadaşlar. Ve şuradan asıyor adamlar kareden. Tamam mı? Diyor ki adam sana. Şuradan diyor. Şunu farklı bir renk kullanalım. Şuradan diyor arkadaşlar şöyle. K parçasını ekliyorum ya da K parçasını çıkartıyorum. Bu defa bakın LFA'nın dengesinin bozulmaması için. Dengenin bozulmaması için. Arkadaşlar az önce neydi? Ağırlık merkezinin değişmemesi içindi bakın. Maması için. Bir önceki soruda neydi? Tekrar diyorum. Kütle merkezinin değişmemesi içindi. Şimdi arkadaşlar bakın burada. Şimdi sen buradan asmışsın ya. Bunun kütle merkezinin illa burasına olmasına gerek yok. Burası da olabilir arkadaşlar bakın. Burası da olabilir. Burası da olabilir. Burası da olabilir. Yani şu çizgilerde herhangi birisi olabilir. Çünkü ipin uzantısı bu kütle merkezinden geçtiği sürece bu denge ne yapılır arkadaşlar? Korunur. Anlaştık mı? Uzman arkadaşlar bakın. Bak gene sazan şıkkı. Öğrenci şunu zanneder. K. K'nın simetri neresi? İşte şu parça. Şuraya isim verir mesela. Bir parçası. Evet bir. Mesela sen K'ya bir parça ekliyorsan. 1'e de bir parça eklersen arkadaşlar denge bozulmaz. Denge sağlanır. Hatta kütle merkezde ne yapmaz? Değişmez. Ama bakın ama
Arkadaşlar bir de şöyle yapalım. Şunu kullanalım bu defa da. Sen K'ya bir parça ekliyorsun. Arkadaşlar şuraya da bir parça eklesen gene denge bozulmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar kütle merkezinin illa O noktasına olmasına gerek yok. Bu tip sorularda kural şudur. Bu parçanın ipe olan uzaklığı ya da ipe göre torku arkadaşlar şu parçanın ipe göre torkuna eşit ise denge bozulmaz. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Bak tekrar bir daha söyleyeyim. Şimdi sen şuraya şu mavi kullanım şimdi. Şuraya bir tane S parçası ekledin. Bak şuraya S parçası ekledin. Dengenin bozulmaması için arkadaşlar bire bir parça eklesen denge bozulmaz. Bak S'ye bir parça ekliyorsun ya. Bire de bir parça eklersen denge bozulmaz. Neden denge bozulmaz? Yatay denge bozulmaz. Çünkü S'nin ipe göre momenti, torku arkadaşlar şu taralı kısmın ipe göre torkuna ne eşit? Anlaştık mı arkadaşlar? Ya da bak devam edelim. Şimdi siyah. Şu sen S'ye bir parça ekliyorsun ya. Arkadaşlar 2 numaralı kısma da bir parça ekleseniz gene denge bozulmaz. Demek ki bunlar da kural neymiş arkadaşlar? Sol tarafın torku sağ tarafın torkuna eşit olması lazım. Tamam mı? Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Şurada arkadaşlar bir parça daha ekleyelim mesela. Şuraya farklı bir renk kullanalım. Şuradaki arkadaşlar U parçası var. Tamam mı? Bakın. U'nun ipi olan uzaklığı kaç birim arkadaşlar? Burada yarım birim mi? Arkadaşlar bak buradan da şu parça olabilir bakın. Ya da şu parça olabilir. Ya da şu parça olabilir. Yani ipe olan uzaklığı yarım birim olacak şekilde herhangi bir parça olabilir. Arkadaşlar sorularda buna dikkat edin. Tamam mı? Adım testiyle devam edeceğiz. Her soruyu çözmeyeceğim. Birkaç sorular var. Onlara bakacağım. Onları beraber çözeceğiz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada dikkat edin. Şurada şöyle gözünüzü dört açacaksınız arkadaşlar bakın. Şu parçanın kütle merkezi neresi yapar? Burası. Altta da aynı parça var, değil mi? O zaman şöyle silelim şurayı. Silelim. O zaman bu parçanın arkadaşlar orta kütle merkezi burası bakın. Kaç tane parça var sayın bak. Şuna P diyelim. Şuraya da P diyelim. Şuna P diyelim. Buna P diyelim. Kaç P var? 4P. Pekala şurada da bakın şu parçanın orta kütle merkezi neresi arkadaşlar? M noktası. Oradan da kaç P var arkadaşlar? 4P var. Şurada ne var arkadaşlar? Bak şurada tam ortası değil ama bak biraz kenara yakın. Kaç P var arkadaşlar? 2P var diyoruz. Anlaştık mı buraya kadar? Anlaştık. Güzel. Şimdi bakın. Bunlarda arkadaşlar bir yeri bulmaya saptamaya çalışmayacaksınız. Sistemin kütle merkezi bakın. M noktası olur mu? Olmaz. Burası çünkü 4P, bu 2P olmaz. L noktası olur mu? Bak L noktası olur mu? Bak nasıl basitten gidiyorum. O da olmaz. Bu defa sağ taraf daha büyük gelir. O zaman neresi? L mi arası? Anlaştık mı arkadaşlar? Aynı düzlemde bulunan şekildeki MM altem. Bunu benzer bir soru çözmüştüm. Arkadaşlar bakın şu M ile şu M'in kütle merkezi neresi? Burası kaç M? 2M. Bakın 6M. 2M'in kaç katı? 3 katı mı? Bak bu bir adım gelirse diğeri kaç adım gelir? 3 adım. O da neresi olur? K olur. Tamam. Haydi bakalım. 7. soru. Yine benzer soru çözmüştük ama biraz farklı bir tip soru bu. Arkadaşlar bakın. Soruda demiş ki sistemin kütle merkezi neresi? Bak 3 kütlenin kütle merkezi O noktası. Yani bu şu demek. Ya yani X'in, Y'nin, Z'nin ortak kütle merkezi neresi olması lazım? O noktası olması lazım. Şimdi O'nun alt tarafında ne var arkadaşlar? Burada Z mi var? Arkadaşlar bak Z ile şu O'yu birleştirirseniz bu X ile Y'nin de kütle merkezi burası olmak zorunda. Ne yapacağım? Bakın. Bu ne kadar gelmiş? Bir adım mı gelmiş? Bu kaç adım gelmiş? 3 adım mı gelmiş? Evet. O zaman bunun kütlesi m kadarsa, bunun kütlesi kaç m'dir arkadaşlar? 3 m'dir. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman burası toplam kaç m oldu? 4 m mi oldu? 4 m'in buraya olan uzaklığıyla mz'nin buraya olan uzaklığı aynı mı? Aynı. O zaman burada kaç m olur o zaman arkadaşlar? 4 m olur. O zaman en büyük ne diyorsunuz? Z. Sonra x, sonra da y olur diyoruz. Haydi bakalım. Yine güzel bir sorumuz var. Bunu arkadaşlar ta dersin ilk başında bahsetmiştim bakın size. Eğer siz dengede kalmasını istiyorsanız sistemin kütle merkezi bakın ya şu köşe ya da şu zemin. Zeminde olmak zorunda. Boşluğa denk gelirse arkadaşlar denge bozulur. Anlaştık mı? Arkadaşlar bunu yapmaya gerek yok. Bak bu dengede kalır. Neden dengede kalır? Şu dört parça zaten burası. Şu parça ya da bu parça burası. Bu sistemin kütle merkezi şuraya bir yere denk gelir. Yani orada sakınca yok. Anlaştık. Anlaştık. Şimdi şuna gelelim bakın. Buradaysa bakın arkadaşlar. Şurada şöyle bir iki parça var.
Şurada da bir iki parça var. Bu iki parçanın ortak kütle merkezi tam burası. Dört parça. Ve şimdi dikkat et. Şimdi bak şu parça ile şu parçanın ortak kütle merkezi neresi arkadaşlar? Tam neresi arkadaşlar? Tam şurası değil mi? Evet, tam burası. Ne oldu? Bakın ne oldu? Tam köşeye denk geldi arkadaşlar. Köşeye denk geldi ve denge bozulmadı. Anlaştık mı arkadaşlar? Boşluğa denk gelse denge bozulurdu ama tam şu köşeye denk geldi arkadaşlar. Tam şu köşe. Dolayısıyla arkadaşlar dengeye bozulmadı diyoruz. Hadi bakalım bu ne olur? Şimdi şunu da inceleyelim. Şu arkadaşlar bak 4 parçanın kütle merkezi neresi? Tam burası değil mi? Şimdi bir de maviyi kullanalım. Bak şu parçayla arkadaşlar şu parçanın ortak kütle merkezi neresi? Burası bir yer değil mi? Kaç parça? 2 parça. Bu da 4 parçaydı. İkisinin kütle merkezi nereye denk geldi arkadaşlar? Boşluğa denk geldi. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar burada? 1 ve 2 dengede kalabilir. 3 dengede kalamaz. Eğer boşluğa denk gelirse denge ne yapar arkadaşlar? Bozulur. Anlaştık mı arkadaşlar? Haydi bakalım şuna bakalım. Kendi içinde türdeş KL levhaları birbirine yapıştırılıp iple asıldığında şekildeki bir dengede kalıyor demiş. Arkadaşlar bunun böyle dengede kalması şu anlama gelir. Bunun kütle merkezi mesela burası ya. L'nin kütle merkezi neresi? L'nin kütle merkezi. O da burası ya. X'in demek kütle merkezi buralarda bir yerde. Bak şuralarda bir yerde. Anlaştık mı? Problem var mı? Galiba yok. Şimdi diyor ki buna göre levha O noktasından asılırsa. O noktası nerede arkadaşlar? Burası mı? Yani onu farklı bir kalemle. Nerede bizim renk cümbüşümüz? Ha şu yeşili de göstereyim. Sen bunu O noktasından astın mı? Bu şuralardan bir yerden gitmesi lazım arkadaşlar. L'nin o L'yi pembeyle mi göstermiş? O L'nin olduğu kısımdan gitmesi lazım. Ama tam da köşeden gidemez. Bak şöyle olamaz. Bunlar olamaz zaten de. Acaba hangisi gibi olacak? Şununla onun arasındaki fark ne anlayamadım. Heh, bu tam köşeden gitmiş. Bu da olamaz. O zaman arkadaşlar cevap C'n olur. Tamam mı? Yani bunun kütle merkezi burası. Bunun da kütle merkezi. Bunların orta kütle merkezi tam şu arada bir yerde. Tam köşe olmayacak yani. O köşe tam şeye gelmiş. Biraz ağırlık kısmına gelmiş. Ona dikkat edin. Evet. 10. sorumuz ne diyormuş bakalım buna. Düzgün türdeş levhanın demiş kütle merkezi O noktasıdır diye söylemiş. Galiba burası bunun taralı kısmı. Şunun taralı kısmı da burası. Levhadan şekildeki taralı karelerle birlikte demiş. Belirtilen karelerden hangi ikisi daha çıkarılırsa kütle merkezi ne yapmaz demiş arkadaşlar. Yine O noktası olur demiş. Arkadaşlar bakın sevgili gençler. Bak şunu ne yapar arkadaşlar? Buna bir simetridir. Bunu ne yapar? Yok eder. Anlaştık mı? Anlaştık. Pekala. Şuradaki bakın şu parçanın kütle merkezi neresidir arkadaşlar? Simetri M'dir değil mi? M. Pekala. Şu parçanın kütle merkezi neresi arkadaşlar? Şurası değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar M var ama burada bir parça yok. Ha, iki parça olacak. O zaman bu tip sorularda şunu yapıyorsunuz bakın. Şu parça bir M'yi çıkartacağım ben. Bir de şu parçayı çıkartacağım değil mi? İkisinin ortak kütle merkezi neresi yapar arkadaşlar? Tam şurası yapar mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Tam burası yapar değil mi? Şöyle bak. Görüyor musun burası? Hangi iki parçanın kütle merkezi burası yapar? Buna benzer soru çözmüştüm hatırlıyorsanız. Arkadaşlar şu renk cümbüşümüzü kullanalım. Hangi iki parçanın kütle merkezi orası yapar? Bak şu K ile arkadaşlar N'nin ortak kütle merkezi işte orası yapar. Cevap ne olacak o zaman arkadaşlar? K ve N olacak diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Hadi bakalım bir sonraki sayfaya gidelim. Hangisi demiş dengede kalabilir demiş. Arkadaşlar bak O'dan asıyorsun ya sen bunu. O'dan asıyorsun. Bak şurada iki parça var. Burada kök 5 parça var. Bunun uzunluğu ile bunun uzunluğu aynı değildir. Hangisi daha uzundur? Sol taraf daha uzundur. O zaman sol tarafa biraz kayması gerekiyor bunun. O da hangisi gibi olması gerekiyor arkadaşlar? Bursa gibi. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Diğer sorumuza bakalım. Bak burada da arkadaşlar işte şunun kütle merkezini vermiş. Onun kütle merkezini vermiş. Şimdi burada ne yapacaksınız? Bakın ne yapacağız? R1 küçüktür R2'den demiş. Levha mı? Levha. Aynı madde mi? Aynı madde. İşte diyor ki ben şuradan astığım zaman tam şuradan buradan astığım zaman diyor nasıl dengede kalır? Arkadaşlar bakın bunun ağırlığından ne efendim? Büyük. Bunların ortak kütle merkezi neresi olacak? O2'nin tarafında olacak. Öyle değil mi? Sen onu astığın zaman biraz daha üstte alalım. Sen onu astığın zaman kütle merkezi nereden geçmesi lazım sevgili gençler? Böyle olabilir mi? Hayır.
Arkadaşlar şuralardan bir yerden geçmesi lazım. Bak, bu olmaz. Bu tam ortadan geçmiş. Bu da olmaz. Bu küçükler de olmaz. Diyor ki C bağırıyor. Ben buradayım diyor. Beni işaretle diyor. Ne olur diyor. Tamam mı? Haydi bakalım. Arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soru ne diyor pekala? Düzgün ve türdeş bir tel şekildeki bükülmüştür diyor. Tel nereden asılırsa şekildeki gibi dengede kalır diyor. Nereden asılırsa. Ha. Arkadaşlar bu tip soruları çözdüm ama bak şöyle yapalım. Her bir şu iki parçanın kütle merkezi neresi yapar? Şurası yapar değil mi? Heh. Ondan sonra renk değiştirelim. Şu iki parçanın kütle merkezi neresi yapar? Burası yapar. Şu iki parçanın kütle merkezi renk değiştirelim. Şu iki parçanın kütle merkezi burası yapar. Heh. Bunun her biri kaçar parça? İkişer parça değil mi arkadaşlar? Bunların hepsinin ortak kütle merkezi neresi olur sizce? Neresi olur? M noktası olur. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Evet sevgili gençler. Bak bu tip sorularda çok karşılaşacaksınız. Bunu böyle alıcı gözüyle bakıyorsunuz, tamam mı, soruya böyle? Arkadaşlar bakın. Sol tarafının momentin sağ tarafının momentine eşit olması. Bunu saymayın. Çünkü ipin doğrultusundan geçiyor. Arkadaşlar bak. Şu parçayı dengeler. Tamam mı? Pekala. Şu parça da arkadaşlar şu parçayı dengeler. Çünkü ipe olan uzaklıkları aynı ya bunların. Dolayısıyla arkadaşlar bir dengede kalır. Anlaştık. Anlaştık. Bak bunu saymıyorum gene. Bak şunu saymıyorum. Arkadaşlar bak. Bu parçayı ne yapar? Dengeler. Ama bakın ama sizi şu parçayı dengeleyebilir mi? Hayır. Bu dengede kalır mı? Kalmaz. Devam edelim arkadaşlar. Şu parçayı ne yapmıyorum yine arkadaşlar? Almıyorum. Bak şu parça şimdi şöyle yapalım. Bak şu parça arkadaşlar şu parçayı ne yapar? Dengeler. Çünkü uzaklıkları aynı. Ve şimdi dikkat et. Sizce şu parçayı dengeleyebilir mi arkadaşlar? Hayır. O zaman bu da ne yapmaz arkadaşlar? Gene dengede kalmaz diyoruz. Hadi onu bir çözelim. Eşit kare bölmeli. Türdeş levha şekildeki gibi dengededir. Buna göre levhadan taralı parçalardan parçalarla birlikte taralı parçalar arkadaşlar bir şurada var taralı parça. Bir de şurada var. Taralı parçalarla birlikte demiş arkadaşlar. Parçalardan hangileri daha çıkarılırsa levhanın dengesi bozulmaz. Arkadaşlar az önce söylemiştim bakın. Bu parçayı dengeleyebilmek için K ya da M. Bir defa K ya da M olacak, tamam mı? Güzel. Şu parçayı dengeleyebilmek için ne olacak arkadaşlar? Sadece ve sadece. Bak şu parçayı dengeleyebilmek için sadece L olur. Tamam. Yani o zaman şunu diyebilirsiniz. L, K ve L olabilir. K bunu dengeler. L de bunu dengeler. K ve M olmaz. Bak imkansız. L ve M de olur arkadaşlar. Tamam. Haydi bakalım. Aferin size ya. Nasıl anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak böyle hızlı hızlı çözüyorum ama umarım anlıyorsunuzdur. Türdeş levhalardan yapılmış kare şeklindeki sistemde taralı kısımlar. Taralı kısım neresi? Gene şurasıymış arkadaşlar taralı kısım. Taralı kısımlar burası. Buralar çıkartılıyor galiba. Buralar yok. Taralı kısımlar atılırsa demiş ağırlık merkezi nerede olur diye sormuş. Arkadaşlar taralı kısımlar atılırsa eğer şimdi şöyle düşünün. Şurada şöyle bir üçgen şöyle bir levhamız var ya. Bir de şurada bir levha var. Bu dört parçanın ortak kütle merkezi burası yapar değil mi? Dört parça. Şu üçgen ile bakın. Şu üçgenin de kütle merkezi neresi yapar arkadaşlar? Bu üçgen olduğu için kenara bir açı iki birimdir. Burası yapar. Onların da ortak kütle merkezi neresi olur? MN arası olur diyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar bunu da az önce çözdüm. Bak neydi kural? Eğer sen bunların devrilmemesini istiyorsan kütle merkezi bak ya şu köşe ya da şu köşe arasında. Şurada bir yerde olması lazım. Bak mesela. Şu dört parça ya. Şu dört parça burası. Bir de şurada bir parça var. Bu dengede kalır. Bozulmaz, imkansız. Tamam mı? Şöyle yapalım artık. Şurada kaç parça var? Üç parça var. Burada kaç parça var arkadaşlar? İki parça var. İki kere bir ne yapar? İki yapar. Üç kere bir ne yapar? Üç kere yarım ne yapar? Bir buçuk yapar. Arkadaşlar şurası daha ağır basıyor. Bakın şöyle. Şuraya göre torkunu aldım. Bak şöyle sileyim sizi. Bir dakika. Dedim ki arkadaşlar en basit şöyle. Ben şunu şuradan assam. Tam şu köşeden assam. Dengede kalır mı kalmaz mı? Bunu merak ediyorum. Şurada kaç parça var şöyle? Şu tarafa doğru 3 parça var. Şurada kaç parça var arkadaşlar sağ tarafta? 2 parça var değil mi? 2'nin uzaklığı 1 birim. 3'ün uzaklığı yarım birim. Şunun momenti daha büyük. Şu taraf daha ağır basıyor. Demek kütle merkezi şuralarda bir yerde. Yani boşluğa denk geldiği için denge ne yapar arkadaşlar? Bozulur diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Şunu ne yapalım? Bak şurada şu parça var.
Şurada şu parça var. İkisini kütlemek zaten zemine denk geliyor arkadaşlar. Denge ne yapmaz arkadaşlar? Bozulmaz diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani sorular o kadar zor değil. Tekrar edin. Tamam.